çok oldu. Evlendi. İki şok ne? Evlendi. Çocuk sahibi oldu. Bu da onlar da şok oldu. Onlar şok mu? Sen de mi şok oldun? Şu an duyduğuma şok oldum. Evlendim. Çocuk sahibi oldum ve bugün üçünün şok oldu. Çünkü an içinde izleyenler veya bundan haber olanlar der ki mutlaka haber vermiştir ya da çaktırmıştır. Mümkün değil. Ben anlarım falan. Bundan hiçbir şey anlamıyorum. Zaten anlatsaydın hazırlık verildi. Şapkayla geldi bildiğiniz. Yoldan geldiği yani. Ben Viyana'da konserimiz vardı. Oradan ben Budapeşte'ye geçtim arkadaşımın yanına. Bugün geldim. Ben bugüne her şeyi organize etmiştim. Alişan bana dedi ki acaba şey biliyordum yani. Bir gün önceden mi gelsem dedi. Dedim ki sakın gelme, boş ver, kal orada tatil yap falan. Dün gelseydin patlayacaktım. Ben gelecek, dün gelecektim. Diyor ki bana bir gün daha kal aşkım ne olacak ki diyor. İşte çalışıyorsun dedi, tatil yaptım falan diyor. Ben çok hani gelseydin dün patlamıştık. Ama yemin ediyorum hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmedim ve hayatımın en güzel doğum gününü yaşadım ben. Herkes buradaydı. Bütün sevdiklerim, arkadaşlarım, ailem. Bayağı yani düğün gibi oldu yani ben bu kadar. İkinci düğün gibi oldu evet. Aslında sürprizi bekledim de yarın mı bekledim? Ben yarın, ya benim yarın konserim var. Birlikte öğleden sonra işte sana bir sürprizim var dedi. Sana birlikte öğleden sonra sen ben Burak. Hiç yemek gitmediğimiz yerde yemek yiyeceğim. Yemek yiyeceğiz dedi. Yani konserde olduğu için ben de diyordum ki hiç beni arayan arkadaşlarıma falan bir şey yapacak mıyız diye. Ben de dedim ki yani konserden sonra gece bir yerlere gezmeye gideriz falan diye düşünüyorum. Bu arada ben herkesi tembihledim tabii. Ne yapacağız doğum günü, ne yapacağız doğum günü diye herkes sordu. Herkes o yüzden mi beni aradı? Evet. Bu bayağı organize olmuş. Herkes yani ama organizasyon ya, şirketi bayağı düğün gibi oldu. Serdar Bey bana çok yardımcı oldu. İki haftadır organizasyonun yani başındaki bu gecenin mimarı Serdar Bey'le Alişan evden gidiyor. Ben gizlice kapıdan Serdar alıyorum falan. Dedim ki Alişan kameraları görseydi çünkü ben evden gidiyorum. Eve birileri geliyor, gidiyor, kadınlar geliyor, erkekler geliyor. Hiçbirini tanımıyor. Artık şey dedim, arka kapıdan gizlice girelim, şurada bir yerde saklanalım, kameraların üzerine peçete falan kapattım bizi hani ara sıra bakıyor falan görmesin diye. Yani onun çok büyük katkısı var bu gecede. Aynı şekilde... Tabii. Ama ben genelde kameralar eve değil, ben Burak'a yazıyorum genelde. Hani Burak ne yapıyor diye, uyuduğunu yatıyor, ne yapıyor. Bugün hiç, bak bugün öğlen baktım. Evet, ben ondan sonra ben kapattım şeyleri. Şimdi buraya gelirken güvenlikten aradılar. Diyorlar ki işte Ayşen Bey size gelen... arabalar yolu kapatmış. Birazcık işte söyler misiniz? Ben de Musa'yı aradım. Dedim ki aşkım herhalde annemler gelecekti yani. Biz onlarla normalde yemek yiyecektik. Onu biliyordum. Dedim ki herhalde annemler falan arabalar şu yolu kapattı. Bir onu açtırsan aşkım. Sonra beni 5 dakika sonra tabii aradı. Ben komşumuza gelmiş misafirler. Bizim kapının önüne koymuşlar yanlışlıkla. İçeri bir girdim. İçerisi otopark gibi. Zaten şey yani otopark gibi bir de burası. Bak heyecandan bayağı... hala kilitleniyorum ve konuşamıyorum. Çünkü bu gece gerçekten rüya gibi bir geceydi. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin. Böyle bir eş nasip etsin. Bunu canımdan çok severim. Sanatçı dostlarımla beraber sahne dediniz galiba abi. Ne? Sanatçı dostlarımla beraber sahne aldınız. Ben almadım. Murat Kaynak ve orkestrası bize eşlik etti. Evet, Demet teşekkür ederim. Bir şarkı söyledi. Fatih Rek söyledi. Murat Kuşu söyledi. Şimdi Berkay geç kaldı. O kaçırdı. Gelen hediyeleri beğendin mi abi? Hiçbirine daha bakmadım. Hepsi orduruyor. Hiçbirine bakmadım. Peki belli bir boşanımdan hediye bekliyor musunuz? Daha ne olsun? Daha bir şey beklemedim. Geçtiğimiz günlerde bir toplamda. Evet. Hepsi üst üste geldi. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok şükür. Çok şükür bundan sonra bir 7-8 bir kutlama yok. Zaten bu ilk ve son doğum günü falan diyormuş. Bir daha yok falan. Sanki bütçeyi aşmışlar gibi. Evet, maddi manevi işim gerçekten çok kırpalanmış. Allah'tan bu ay işler iyi de. Yani güzel bir, iyi de yani senin işlerin iyi. Ben kendim yapacağım ben. Aldığınız reklamlardan bütçeyi yani yok, ben zaten oyuncuyum. Belli bir birikimim vardı. Onu işime harcadım. Feda olsun. Teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ederim. Ayrıca bir reklam filmi yazdım ama tekrar bir çocuğunuzla beraber reklam düşünür müsünüz? Bunu biz düşünmeyeceğiz ama biz düşünecekler. Gelen teklif olursa... Eğer bizi düşünürlerse öyle bir şey olsa tabii ki. Peki efendim tatil yaptınız mı? Yapacak mısınız? Yok daha çok yapıyorum. Daha yarın yine başlayalım. Temmuz'un ilk haftası. Biz bir geçen hafta bir Kıbrıs'taydık. 3-4 gün. Tatiller ondan sonra başlayalım. Özlem Bey 4-4 gün tatil istiyorum dedi. Sizin de öyle bir tatil kriteriniz var mı? Gittiğim yerde her şey 4-4 gün olsun diye. Yok ya hiç bir hani şimdi o bunu istiyor sen ne istiyorsun falan gibi böyle bir soru değil. Normal bir tatil. Ya biz zaten geçen hafta gittik 4-4 bir tatil yaptık. Aynen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Ben de sağ ol.